Herkese merhabalar diliyorum. Fikret Oğuz benim adım. Figo Kanarya. Golden Finch üretiyorum. Tabii ki Golden Finch'lerin olmazsa olmazı, ayrılmaz bir parçası olan Bengali spinozuna da bakıyorum. Öncelikle kümesin temizliğine çok dikkat ediyorum. Malum biliyorsunuz havasız, sağlıksız, kirli, pis, kokulu bir ortam. Her ne kadar insanlara zarar veriyorsa bu 20 gramlık hayvanlara da çok zarar veriyor. Benim burada havalandırma sistemim 20 metrekare, benim şu andaki bulunduğum kümes. İki tane havalandırmam var. Bir tanesi içeri temiz hava veriyor, bir tanesi de içeriden havayı dışarı atıyor. Arkadaşlar ışıklarım otomatik belli bir saatte yanıyor, belli bir saatte sönüyor. Öğretimhanede ben ışıkların belli saatte yanıp sönmesine dikkat ediyorum. Çünkü hayvanlar uyandığı, kalktığı saati bilmesi lazım. Dakika başı ışığı yakıp bunları ürkütmemek, korkutmamak lazım. Ben aynı zamanda hem konuşurken hem de kuşlarımla ilgili birkaç tane size görüntü de sunmak istiyorum. Bu örnek mavi takımımız. Bu bizim bir tık iri boy jumbo takımımız. Ben de biraz çeşit yapmaya gayret ettim arkadaşlar. İşte 5-6 takım mavi, 5-6 takım klasik, 5-6 takım silver, 3-5 takım sarı. Ben sistem olarak şöyle yapıyorum. Yuvaların üzerine yumurtladıkları tarihleri yazıyorum. Ben şeylerimi, ispinozlarımın yumurtladığı tarihleri yazıyorum. Zaten malum biliyorsunuz bu kuşların %50'si yavrusuna bakmıyor. Ben aynı tarihte çakışan Bengal ispinozlarıyla beraber yumurtaları ortak bir noktada buluşturuyorum. Mesela bakın bu şeye yazmışım. Yuvalar yazmışım. 29'unda 4 tane golden yumurtası koymuşum. 29'unda 4 tane mavi golden yumurtası koymuşum. Aynı 29'unda bunun içerisinde 2 tane bırakmışım. Bunlar jumbo. Emre diye bir arkadaşım var. Jumbo üretiyor. Onun kuşlardan bırakmışım. Çünkü hayvan daha fazlasına bakamıyor. Bengallere de goldenlar kadar iyi bakmak lazım. Arkadaşlar sonuçta bu hayvanları büyüten, kuluçkaya yatıp 15 gün bunların yumurtadan çıkmasını sağlayan kuşlarımız bunlar. Şöyle ben bir tane, iki tane Bengal göstereyim size. Bunlar mesela yavrularını büyütmüş. Golden yavrularını büyütmüş. Zannedersem birkaç gün sonra zaten bunlardan ayıracağım. Tekrar bir dönem bir tur daha kuluçkaya yatacaklar. Civcivlerimizden şöyle birkaç tane görüntü vereyim arkadaşlar size. Kafeslerin ayrı ayrı bireysel ışıkları olduğu için ışıklardan dolayı çok fazla belli olmadı galiba. Ama dediğim gibi yavrularımız büyüyor. Bengallerimiz de bunlara bakıyor. Bengallere de iyi bakmak lazım. Ne kadar iyi bakarsanız o kadar güzel verim alırsınız. Yavrularımız burada arkadaşlar. Burada mesela 25 günlük yavrularımız var. Bu altta da aşağı yukarı 1 aylık yavrularımız var. Yani şeyden sonra, yeme düştükten sonra. Bunlar biraz daha iri. Maviler, silverlar var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları ben salma ortamına alıyorum ki hem kanat gelişimi açısından hem de geniş ortamda çok daha rahat renk alıyorlar. Renk alması 5-6 ay sürmüyor da 3-4 ay içerisinde renk almış oluyorlar. Yumurtalarını, mamalarını, yumurta kabuklarını mümkün olduğu kadar eksik etmemeye çalışıyorum. Her yuvaların içerisinde böyle yumurta kabukları bırakmışım. Yumurta kabuklarını ben temin ettiğim yumurtaları temizliyorum, fırınlıyorum. Ondan sonra kuşların önüne sunuyorum. İnanın bir yem gelmiş gibi sevinip hemen yemeye başlıyorlar. Ben dönem dönem yine videolar çekeceğim. Az sonra fuara gitmeyi düşünüyorum. CNR'de bugün biliyorsunuz malum uluslararası fuar var. Orada bir iki arkadaşımızın siparişleri var. Onların kuşlarını teslim edeceğim. Fuardan da birkaç görüntü çekip gün içerisinde İstanbul'a gelemeyen arkadaşlarıma paylaşmaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Fuarda arkadaşlar pardot, mavi yüz ve trikolor kuşlarımız var. Bu kuşlarımızı Kuzey Irak'tan bir abimize verdik. Ben şimdi bunları paketini yapıp şöyle size de görüntüsünü vereyim. Bunların paketini yapıp bu arada bir arkadaşımıza teslim edeceğim. Birkaç tane agat kanaryamız vardı. Bunları da Mersin'den bir arkadaşımız istedi. Bunları da arkadaşlar Mersin'e göndereceğim.
Ben bana vakit ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Danışmak istediğiniz, sormak istediğiniz bir unsur, bir nokta, bilgi almak istediğiniz herhangi bir konu olursa elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum herkese.